Kelimeler, kelimeler. Nereden gelir, nereye gider? Nereden gelir, nereye gider? Araştırsak, birbirine sorsak, bakalım karşımıza neler çıkacak. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Bana da ver, bana da. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Dur kıvrık dur. Sen yedin dondurmanı, fazla ince karnın ağrıyor. Hem biliyor musun dondurma 4000 yıl önce bulunmuş. O beni pek ilgilendirmiyor. Ben daha çok dondurma istiyorum. Bir de çikolatalı dondurma istiyorum. O halde sana bir teklifim var. Sen bana dondurma kelimesinin kökenini bulursan ben de sana bir dondurma daha veririm. Ne öyle mi? Baştan söylesene. Hemen başlıyorum. Nasıl kandırdım ama kıvrığı? Kıvrık biraz obur ama çok iyi bir arkadaş. Hem bana çok güzel kelimeler buluyor. Şimdi kıvrık dondurma kelimesinin kökenini bulmaya çalışırken ben de size dondurmanın tarihini anlatayım. Çok ilginç. Kıvrığa da dediğim gibi dondurmanın tarihi 4000 yıl öncesine kadar uzanır. Bu tarihlerde Pers İmparatorluğu'nda özellikle yazın sıcak günlerinde üzüm şerbeti karın üzerine dökülüp karıştırılıp sarayda servis edilirmiş. Yazın buzdolabı da yok. E nereden buluyorlar bu karı derseniz Perslerin karı erimeden soğuk tutan yeraltı depoları varmış. Persler sadece üzüm suyu ile değil aynı zamanda çeşitli meyve ve baharatlarla da karıştırıp yerlermiş karı. Ama dondurmayı sütle yapmayı ilk akıl eden Araplarmış. Onu şekerle karıştırıp tatlandırmışlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda dondurmaya sarayda pekmez ve bal da katılmış. Bugün dondurma hemen hemen her markette satılıyor ve binden fazla çeşidi var. Vay be! Ben sadece vanilya, çikolata, kaymak biliyorum. Geldin mi sen? Neler buldun bakalım? Oo! Hem de neler neler buldum. Bak şimdi. Dondurma eski Türkçe'de to, yani doymak, dolu olmak kökünden geliyor. Mesela to'ya k eki gelince tok kelimesi oluyor. Tok, tokum, doydum diyoruz. Donmak fiili ise doymak fiilinden geliyor. Sonra donmaktan dondurmak oluyor. Sonra da fiilden dondurma ismine dönüşüyor. Ha, anladım. Dondurma eski Türkçedeki tohum kökünden geliyor. Doymak ve dolu olmak anlamında. Çok teşekkürler Kıvrık bize bu güzel bilgileri verdiğin için. Ah Kıvrık bak bir misafirimiz var. Merhaba kelime perisi. Benim ismim Burak. Burak isminin anlamı ne? Harika bir ismin var Burak'cığım. Sorun için çok teşekkürler. Burak Arapça'da yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamına gelen berk kelimesinden türetilmiştir. Ayrıca İslam inancına göre Hazreti Muhammed'i cennete hızla taşıyan binek hayvanıdır. Ben de çok severim Burak ismini. Ama Kıvrık çok daha güzel bir isim. Arkadaşlar, eğer isterseniz siz de merak ettiğiniz kelimelerin anlamını ve kökenini kelimeperisi.com adresine girerek bize sorabilirsiniz. Şimdi bilmece zamanı. Ben bir bilmece soracağım. Sor bakalım Kıvrık. Tamam. Çarşıdan aldım bir tane içi dolu turşucuk. Ne diyorsun Kıvrık? Öyle bir bilmece yok ki. Bu seferlik ben sorayım, haftaya sen sor, tamam mı? O halde sorumu soruyorum. Arkadaşlar, bazı bilim insanları toprağı kazarak eski medeniyetlere ait şehirleri bulurlar. Bu bilimin adı nedir? Eğer doğru cevabı biliyorsanız kelimeperisi.com adresine girerek bize yazabilirsiniz. Doğru cevabı bilen arkadaşlar arasında yapılacak çekilişimizde 3 kişiye Kelime Yayınları'nın Anadolu Masalları adlı kitabını hediye edeceğiz. Lütfen bize yazmayı unutmayın, tamam mı? Kelimeperisi.com. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi hoşça kalın.